Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Ali Atayurt. Bugün Doğu Türkistan'da yaşanan önemli gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Uygur gazetecinin bütün arkadaşları tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Uygur gazeteci Kasım Kaşgari'nin eski çalışma arkadaşları gazeteciyle bağlantıları olduğu iddiasıyla Çin tarafından hapsedildi. Amerika'nın Sesi tarafından çarşamba günü yayınlanan bir habere göre Kaşgari'nin arkadaşlarının her biri en az 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Amerika'nın Sesi Vivio için çalışan bir muhabir olan Kaşgar, eski meslektaşları Mir Kamil Ahmet, Samet Ababekri, Abdülkadir Rozi, Mehmet Abdülkayyum ve Ekber Osman'ın mahkum edildiğini Mayıs ayında öğrendiğini söyledi. Çoğunlukla Vivio için Uygur insan hakları konularını ele alan Kasım Kaşgar, hükümlülerin Doğu Türkistan'ın başkenti Ürümçi'deki dil okulunda kendisiyle birlikte çalışan eski meslektaşlarının onu tanıdıkları için hedef alındığını söyledi. Kaşgar, hataları şu anda Uygurlarla ilgili haberler yapan bir ABD haber ajansına bağlı olan biriyle geçmişteki yakınlığıydı dedi. Kaşgar ayrıca kaynaklarından Dünya Uygur Kongresi üyesi olmak suçlandıklarını öğrendiğini bildirdi. Kaşgar, Dünya Uygur Kurultayı ile temaslarının Vivio'nun haberiyle ilgili görüşmelerle sınırlı olduğunu söyledi. Kaşgar, 2017 yılında ABD'ye gitmek için Çin'den kaçmıştı. Vivio için çalışmaya ise 2019 yılında başladı. Daha önce de Çin hükümetinin kendisini terörizme karışan kilit kişi ilan ettiğini öğrenmişti. Türk heyet, Çin'de Uygurlar konusunda sessizce lobi faaliyeti yürüttü. Midille Steye.net'te Ragip Soylu'nun haberine göre, Çin ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uygur Türkleri için sessizce kulis faaliyeti yürüttüğü ortaya çıktı. Midille Steye.net'e konuşan iki Türk yetkili, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu hafta başında Çin'e yaptığı ziyaret sırasında Uygur Türklerinin haklarının ve kültürünün korunması için sessizce lobi yaptığını söyledi. Fidan, Pekin'de Çinli mevkidaşı Wang Yi ve başkan yardımcısı Han Jing'de bir araya geldi. Fidan ayrıca Doğu Türkistan'a da giderek 2012'den bu yana Uygur bölgesine yapılan en üst düzey ziyareti gerçekleştirdi. Ürümçi ve Kaşgar'da yetkililer ve Uygurlarla bir araya gelen Fidan, Doğu Türkistan ulusal bayraklarıyla özdeşleşmiş bir renk olan turkuaz kravatı taktı ve şehirlerden Çin'e Türk ve İslam dünyasına bağlayan kadim Türk-İslam şehirleri olarak bahsetti. Ancak Fidan'ın Çin'in yeniden eğitim kampları olarak adlandırdığı binlerce insanın gözaltına alınması da dahil olmak üzere Çin'in Uygurlara yönelik iyi belgelenmiş kötü muamelesini eleştirmemesi, bazı Uygur gruplarının çevrimiçi kınamalarını tetikledi. İki Türk diplomatik kaynak Ankara'nın Pekin'e Uygur sorununun önemini vurguladığını açıkladı. Bir diplomatik kaynak, etnik, dini ve kültürel bağlarımız olan Uygur Türklerinin bizim için çok önemli olduğunu söyledik dedi. Uygur Türklerinin kültürel haklarının korunması ve değerlerine saygı duyulması konusunda Türk dünyasının ve İslam dünyasının hassasiyetlerini anlattık dedi. Kaynak, Ankara'nın Çin'in egemenliğine saygı duyduğunu ve tek Çin politikasını desteklediğini, ancak Uygur halkları konusundaki endişelerinin giderilmesinin de elzem olduğuna inandığını sözlerine ekledi. Kaynak, Türk ve İslam dünyasını Uygurlar konusunda endişelendiren nedenlerin tamamen ortadan kaldırılmasının herkes için büyük fayda sağlayacağını kendilerine söyledik dedi. Bu konudaki algının değiştirilmesi ancak Çin'in atacağı adımlarla mümkün olacağını belirttiğini aktardı. Fidan'ın Doğu Türkistan'a yaptığı ziyarette Çinli yetkililer tarafından koreografisi yapıldığı gerekçesiyle eleştirilmişti. İkinci Türk yetkili ise Ankara'nın Pekin'in Doğu Türkistan'daki durumu gözlemleme teklifini görüşlerimizi oradaki resmi makamlara açıkça iletmek amacıyla kabul ettiğini söyledi. Diplomatik kaynaklara göre Hakan Fidan, Çinli yetkililerle ticaret ve nükleer enerji ve Türkiye'nin Orta Koridor Projesi,
Çin'le Türkiye arasındaki ikili ilişkiler bazında çok yönlü istişarelerde bulunduğunu aktardı. Efendim, bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte sizlerle beraber olmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.